Merhaba sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve biz sizlerle birlikteyiz. Geri dönüşüm programıyla karşınızdayız. Evet, bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bitki ıslahını konuşacağız. Gerçekten bence önemli çünkü sağlıklı beslenmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. Ve işte ne yiyelim ne yemeyelim tartışmasını çok fazla yapıyoruz. Bitki ıslahı nedir? Ve sonrasında buğdayı konuşuyoruz. Biliyorsunuz bu da çok tartışmalı bir konu. İşte hareketsiz yaşıyoruz, buğday yemeyelim. İşte buğday üzerine yapılan o kadar çok tartışma var ki acaba doğru buğdayı mı tüketiyoruz? Atalık tohumlarına mı dönmek lazım? Gibi birçok soru var aklımızda. İşte bu değerli sorularımızı Profesör Doktor Sayın Hakan Özcan'a soracağız. Kendisi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi ve çok önemli bilgiler paylaşacak bizimle. O yüzden ben vakit kaybetmek istemiyorum çünkü bu değerli bilgileri hemen almak istiyoruz kendisinden. Kısa bir tanıtım filmimiz var. Arkasından sohbetimiz başlıyor. Her canlının yaşamı suyla başlar. Sularımız kirlenirse geriye ne kalacak? Doğru zamanda verilmeyen, bitki ihtiyacından fazla kullanılan hayvansal ve kimyasal gübreler yeraltı ve yerüstü sularımızda nitrat kirliliğine yol açıyor. Her zaman çiftçilerimizin yanında olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini yakından izliyor ve önlenmesine yönelik tedbirler alıyor. Çiftçi kardeşlerim, sularımızı ve geleceğimizi korumak için İşe önce kendi tarlamızdan başlayalım. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Çünkü doğru bitki yetiştirmek son derece değerli. Günümüz koşullarında daha da değerli. Çünkü su kaynaklarımız tükeniyor yavaş yavaş. Bunun dışında doğru sulama, doğru tohumlar vesaire çok önemli bir konu. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hakan hocamı da daha fazla bekletmek istemiyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? O Adana'nın sıcaklığını güler yüzünüzle de programımıza getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok memnun oldum. En azından bazı konuları sizlerle ve izleyicilerle paylaşacağız. Az önce tanıtım filminde de ifade ettim. Bağlantımız dondu galiba. Evet, internetten yayın yapınca bazen böyle azizliklere maruz kalıyoruz. Gerçekten önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. O yüzden yeniden bağlantımızı deneyelim. Bitki ıslahından bahsedeceğiz. Belki birçoğumuz için kavram biraz yabancı. Ne demek olduğunu, neden yapıldığını, neden yapılması gerektiğini konuşacağız. Bütün bu sorularımızın cevabını alacağız. Sonrasında biraz buğdayı konuşacağız. Acaba buğday, tükettiğimiz buğday eski buğday mı? Bu değişen işte bu hibrit tohumlar vesaire bu buğdaylar doğru buğdaylar mı? Tüketirken endişe etmek lazım mı? Genetikleri değiştirildi mi? Bir sakıncası var mı gibi birçok soru var aklımızda. Bu soruları hemen Hakan hocamıza soracağız. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi bugün bitki ıslahından başlayalım isterseniz. Demin de söyledim, duyabildiğiniz mi bilmiyorum ama bitki ıslahı kavramı belki bazılarımıza biraz yabancı. Önce ne olduğundan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi bitki ıslahı özellikle bitkilerin ekonomik yararlarını göz önünde bulundurarak genetik yapılarını melezleme ıslahı ile değiştirmeyi, iyileştirmeyi amaçlayan bir bilim ve sanat koludur. Çünkü yapacağınız bir çeşit için veya geliştireceğiniz bir ürün için yaklaşık bir 12-15 yıl harcamanız gerekir. Dolayısıyla aslında bitki ıslahıyla uğraşan kişilere bitki ıslahçısı, onların çıktılarını da o bitkinin evladı gözüyle bakılır. Evet. Dolayısıyla basit tanımı bu olarak ifade edebilirim. Peki hemen burada bir soru geliyor aklıma, onu sormak isterim size. Şimdi bizde şöyle bir korku var. Hani bitkiyi iyileştirmek için de olsa müdahale edildiğinde sanki bitki yapısını kaybediyor ve bitkiyi bozuyormuşuz gibi bir algı var. Siz nasıl bakarsınız bu konuya? Ya
Tabii ki bu özellikle son 20 yıldan beri çok üzerinde konuşulan bir konu. Özellikle de farklı disiplindeki saygıdeğer bilim insanlarının veya konuya ilgili arkadaşların farklı bakış açılarını bir araya getirip farklı pencerelerden kamuoyunu yönlendirmeleriyle alakalı. Biz herhangi bir bitki örnek vereyim. Buğday diyelim veya testi diyebilirsiniz. Patlıcan hangi bitki grubu olursa olsun. Melezleme yaptığımızda kendi birebir genetik olarak aynı ebeveynle melezliyoruz. Bunu biraz daha anlaşılır kılmak için insan genetiğinden bir örnek vereyim isterseniz. Biz Türkiye'deki herhangi bir vatandaşımız Brezilya'daki herhangi bir hanımefendiyle veya ülkemizdeki herhangi bir hanımefendi, Brezilya'daki herhangi bir beyefendiyle evlenip çocuk sahibi olabilir. Dolayısıyla ikisi de aynı tür olduğu için kromozomlarında, genlerinde değiş tokuş olabilir. Dolayısıyla bu insanlık için olumsuz bir olay değildir. Bunun aynısını biz bitkilerde yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Türkiye'deki yetişen bir A çeşidi veya A türü neyse hangi türse onu alıyoruz. İşte az önce ifade ettiğim gibi Brezilya'dan getirdiğimiz bir şeyle melezliyoruz. Açılan popülasyonlarda amacımıza göre seleksiyon yapıyoruz. Yani kısaca anlaşılabilir olsun diye bu örneği verdim. Biz bitkinin anlaşıldığı üzere genetiğini değiştirmiyoruz. Mevcut genetik çeşitliliği yaratmak için aynı tür içerisinde gen aktarıyoruz. O da klasik melezleme ısağı Anladım. Peki hibrit denilen çalışma bununla aynı şey demek mi, başka bir şey mi ifade eder? yani hibrit dediğimiz aslında 1900'lü yıllarda günümüze giren, 1904'lü yıllarda günümüze giren ve Amerikalı bir bilim insanı tarafından Mısır ıslahında kullanılan bir kavram. Ne demek bu hibrit çeşit? Melez azmanlığı diyoruz. İki tane mısır atını kendilenmiş dediğimiz iki tane ebeveyni melezlediğimizde bu iki melez olan ortaya çıkan bitki anneden de babadan da daha yüksek verim verebiliyor. Dolayısıyla araştırıcılar hem anneden hem de babadan daha yüksek verim verebiliyorsa ve biz bunu da araştırıcılar yetiştirirse %30, %40 arttırırız demişler. Dolayısıyla 1910'lu yıllarda hayatımıza girmiş, mısır bitkisiyle hayatımıza girmiş ve şu anda da birçok kültür bitkisinde özellikle sebzelerde yoğun olarak kullanılan bir yöntem ve yaklaşım. Ancak hibrit veya melez bitki asla kısır değildir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kısırlığa insanlarda yol açmaz. Böyle bir tabu da var. Dolayısıyla bunları bizim çok net ayırmamız lazım. Tabii ki melez çeşidi yetiştirdiğimizde yani hibrit çeşidi yetiştirdiğimizde özellikle biraz daha teknik terim kullanmam gerekecek. Açılım olacaktır. Allellerin, genlerin açılımı. Bundan dolayı da bitkide yani o popülasyonda verim kaybı olacaktır. Ancak melez çeşitler tohum vermez, kısır olur falan gibi yaklaşımlar maalesef Mendel'in genetiğiyle uyumlu değildir. Dolayısıyla biz bu yaklaşımları söylersek bu klasik melezleme ıslahı için 1850 yıllarında Mendel'in ortaya attığının hiçbirisini tanımıyoruz demektir. Bu da gerçekçi değildir. Anladım. Şimdi bu çok aydınlatıcı oldu çünkü hibritlerle ilgili en büyük söylem yani ektiğinizde tohumu kullandığınızda bir kere hasat alırsınız bir daha da alamazsınız gibi bir söylem var. O yüzden hibrit tohum dendiğinde herkesin böyle kaçtığı bir tohum algısı var. Ama diyorsunuz ki hibrit tohumlar hiçbir zaman kısır değildir. Yani oradan da bir tohum eldesi olabilir. Belki verim düşebilir ama mutlaka oradan da bir ürün eldesi sağlarsınız. Şimdi bitki ıslahı ne demek Kesinlikle. olduğunu aslında çok net anlattınız. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Biraz buğdaya girmek istiyorum. Çünkü buğdayda yani özellikle Orta Doğu toplumlarının aslında tüm dünyanın ama biraz daha Orta Doğu toplumlarının temel besin kaynaklarından bir tanesi ve bizler için çok değerli. Dolayısıyla buğday aslında çok önemli bir konu. Aslında aynı sebeple de yine üzerinde çokça tartışılan bir konu. İşte o yüzden buğday konusunda konuşmak istiyorum size. Günümüz buğdayını biraz değerlendirmenizi istiyorum. Yani
ne kadar evrildi, farklılaştı, daha mı iyi hale geldi, yoksa yapısı bozuldu, endişe edelim mi gibi soruları sormak istiyorum size. Teşekkürler. Şimdi buğday tabii ki bizim ülkemizin stratejisi. Yani biz sofraya oturduğumuzda ekmek yemezsek karnımız doymaz. Ve bildiğim kadarıyla siz de mutlaka biliyorsunuzdur, konu uzmanı olduğunuz için. Herhalde Avrupa'da kişi başına en fazla un tüketiminin olduğu bir toplumuz. Yaklaşık 250 kilogram yıllık bazda, bu oldukça fazla. Şimdi buğday bundan 12 bin yıl önce yaklaşık, tabii ki bugünkü bilgimize göre, verimli hilal dediğimiz bölge içerisinde evrimleşen bir kültür bitkisi. Yapılan çalışmalar özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizin, işte Gaziantep ve Diyarbakır arasındaki bölgelerin, özellikle Karacadağ bölgesinin, işte özellikle diploid buğday, sizin birazdan soracağınız CS veya başka bir ismiyle tekrar İZA ve makarnalık buğdayın ilk kültürü alındığı yer olarak tespitlenmiş ve kanıtlanmış durumda. Bunlar arkeolojik kalıntılara göre, oradaki yabani bitkilerin dağına göre. Bununla birlikte son dönemlerde, son 20 yılda popüler olan moleküler markalarına veya genomik yaklaşımlara veya biyoteknolojik yaklaşımlara göre tanımlanmış durumda. Ekmeklik buğday ise onun hikayesi biraz daha farklı. Ekmeklik buğday dediğimiz aslında makarnalık buğdayla işte bu Hazar Denizi, İran bölgesindeki farklı bir türle doğal olarak melezlenmesi sonucu kromozomlarının ikiye çıkmasıyla, katlanmasıyla meydana gelmiş bir tür. Dolayısıyla hala bu evrim özellikle İran ve Türkiye sınırında, özellikle Hazar Denizi'ne yakın bölgede hala kendini göstermekte. Hala oraya gittiğimizde bu doğal melezlenme popülasyonlarını bulabiliriz. Tabii ki şimdi bizim bilmemiz gereken çok önemli şey, buğday deyip geçmemeliyiz. Şimdi ülkemizde en yapılan yanlışlardan birisi bu. Aslında buğday kendi içinde kromozom sayısına göre üçe ayrılıyor. Bir, diploid buğday ve bugün çok popüler olan, insanların da devamlı konuştuğu, işte CS dediğimiz, İZA dediğimiz buğdaylar. İkincisi makarnalık buğdaylar. Bunun kromozom sayısı 28, bu apayrı bir buğday. Bir de ekmeklik buğday, onun da kromozom sayısı 42. Dolayısıyla biz buğday dediğimiz zaman üçünü hiçbir zaman, en azından biz buğdayla ilgilendiğimiz için, aynı sepete koymuyoruz. Neden koymuyoruz? Mesela bir makarnalık buğdayla kaliteli bir ekmek yapamazsınız. Ekmek buğdayla da kaliteli bir makarnalık yapamazsınız. Makarna üretemezsiniz. Nitekim İtalya makarnalık buğday, makarnalık buğdayın merkezi, özellikle de makarna üretiminin merkezi, kaliteli makarnalık üretimin, orada ekmeklik buğdaydan kullanılarak elde edilen makarna yasak. Dolayısıyla ayıplı mal tabiriyle tanımlanmakta. Dolayısıyla ikisi kullanım alanı, içerisindeki proteinler, besin değerleri birbirlerinden farklı. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Peki şunu sormak buğday, istiyorum size. Orada hani iki kromozomlu diploid buğday dediğiniz buğday şu an bir şey için kullanılıyor mu? Şu anda CS buğdayı. Ha, CS. Şu anda ülkemizde Kaplıca, Kastamonu bölgesinde yetiştiriliyor. Aynı zamanda Bolu bölgesinde de, ama şu anda öyle bir bilgi bombardımanı yapıldı ki sanki CS ülkemizdeki bütün insanların kurtarıcısı, evet, sağlıkta kullanılan önemli bir ham maddeymiş gibi lanse ediliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, siz bana sorduğunuzda farklı sorularla cevaplayabilirim, ama CS buğdayının evrimiyle, bu çok önemli, makarnalık ve ekmeklik buğdayın evrimi birbirlerinden farklı. Evet. Dolayısıyla bunu bilim camiasındaki hocalarımız, herkes biliyor, ama bilmeyenler, bizim atalık buğdayımız CS diyor, ama CS hem Avrupa'da hem de burada bugüne kadar yoğun olarak ıslah baskısı altında kalmamış. 1850 yıllara, 1900'lü yıllara kadar Balkanlarda, işte Akdeniz bölgesinde ülkemize yetiştirilmiş. Daha sonra yerin yüksek çeşitli makarnalık ve ekmeklik çeşitleri bırakmış bir türdür.
Dolayısıyla bunun da böyle bilinmesi gerekiyor. Belki siz şöyle bir cevap verdiniz bize. Dediniz ki ıslaha uğramamış insanlar belki bu yüzden tercih ediyorlar. Yani biz de demin de dediğim gibi yani siz hani melezleme, iyileştirme olarak tanımladınız. Fakat insanlar yani bunların üzerinde hiç çalışılmamış. Dolayısıyla bunlar en natürel haliyle kalmış gibi bir düşünceyle biraz daha siyez buğdayını ön plana çıkardıklarını düşünüyorum. Çünkü yani siyez buğdayının satışı yapılırken de kullanılan bilgi bu. Biraz onunla ilgili olabilir. Ne dersiniz? Onunla ilgili zaten sizinle aynı fikirdeyim. Ancak hangi pencereden baktığınıza bağlı. Evet. 1900'lerde bizdeki yaş ortalaması yaşam bir insan ortalama ömrü 40-50 idi. Şimdi 80-90. Evet. Ama son 100 yılda CS tüketmedi. Bununla birlikte biz bazı şeylere gözümüzü kapıyoruz toplum olarak. Burada konuşulan şey genetiği değiştirilmemiş. O terim karışıyor. Genetiği değiştirilmemiş zaman biraz tek bitkiye GDO oluyor. Sistemi ıslahıyla geliştirilmiş bitkilerin, öyle söyleyeyim, insanlığa zararı olduğunu düşünüyorlar. Ancak biz şu anda yoğun bir şekilde farklı etmenlerin etkisi altındayız. Örnek telefonu. Örnek mesela biz şu anda ekrana bakarak konuşuyorum. Almış olduğum radyasyon. Örnek çok aşırı şekilde yeme düşkünlüğü vesaire. Bunlar çok arttırılabilir. Bunları hep görmezden geliyoruz. Sadece tek elde bir iki biti grubuna veya sadece bir iki odaklanıyoruz ve onlara da kurtarıcı olarak bakıyoruz. Yani şöyle evet. Anlıyorum ben. Siyez yersem 100 yaşına kadar yaşayacağım. Ama evet. Hayat öyle değil. Şimdi ben belki bu noktada şöyle izleyicilerimize ilginç bir bilgi verebilirim. Türkiye son 50 yılda ekmek tüketimini ciddi azalttı. Aslında azalttı. Şu sebeple işte biliyorsunuz ekmek hep zararlı olarak anlatıldı. İşte ekmek yenmemesi lazım dendi. Bir sürü sebep sayıldı vesaire. Fakat son 50 yıl insan değerlendirmesine baktığımızda katlanarak artan bir obezite problemimiz var. Demek ki ekmekten dolayı değil bu kilo. Bu bir. İkincisi, ekmek tüketimi bırakıldıktan sonra özellikle B1, B2, B6 gibi ekmeğin çok temel kaynak olduğu vitaminler, bunların seviyeleri insanlarda, Türk insanın popülasyonunda yapılan çalışmada söylüyorum, düşmeye başladı. Dolayısıyla ekmeği bu kadar zaten hani tırnak içinde söylüyorum, günah keçisi ilan etmek bu anlamda son derece yanlış. Bazı popülist yaklaşımlar bunu böyle tartışsa da aslında ekmek hala çok değerli bir besin kaynağı. Dolayısıyla aslında ekmek derken buğday. Yeter ki doğru miktarlarda ihtiyaç kadar tüketilsin. Her şeyde olduğu gibi aslında. Yani bugün sebze meyve çok iyi çok iyi. Onun da fazlasını alırsanız o da karbonhidrat gibi. O yüzden söylediğiniz şeye çok katılıyorum. Burada illa hani onu tüketmek lazım olmazsa olmaz gibi kavramlar çok iddialı ve belki sonunda çok yanlış iddialar da olabilir. Peki ben o zaman siz demin bahsederken yeri gelmişken sormak istiyorum size. Atalık tohumuna nasıl bakalım? Yani bu siyez buğday kadar bir de atalık tohum peşindeyiz şu an. Yani işte diyoruz ki hiç oynanmamış atalık tohuma ulaşalım. En natürel yapısı bu buğdayda özellikle bunun için çok uğraşılıyor. Buna bakışımız nasıl olmalı? Şimdi atalık buğday dediğiniz aslında biz atalık buğday diye tanımlamıyoruz. Yerel çeşitler olarak evet. Tanımlıyoruz. Ne demek atalık buğday veya yerel çeşitler? İşte herhangi bir yerde babadan oğula geçen, belli alanda ektiği, hasat ettiği, daha sonra da kendi ihtiyacı olarak kullandığı popülasyonlar. Dolayısıyla evet. Bu popülasyon bizim için çok önemli. Ama beslenme açısından birebir bunun tarımını yapalım da çiftçilerimiz bundan fazla gelir elde etsin amacıyla değil. Hı hı. Bir örnek vereyim. Şu anda dünyamız ve ülkemiz çok büyük bir küresel iklim değişikliği evet, etkisi altında. Aynen öyle. Dolayısıyla amacımız bizim ülkemizde bulunan bütün insanları bir şekilde karnını doyurmak. Yani bizim birim alandan yüksek verim elde edecek
genotipleri veya çeşitleri geliştirmemiz lazım. Şimdi biz bu atalık buğday dediğimiz buğdayları hasta dayanıklılığı, sıcağa dayanıklılık, kurağa dayanıklılık bakımından, tuzluğa dayanıklılık bakımından ne yapıyoruz? Testliyoruz. Eğer uygunsa biz bunları az önce ifade ettiğim üzere meleze mıslağıyla yeni popüler çeşitlere aktarıyoruz. Yani yüksek verim veren çeşitlere aktarıyoruz. Tabii ki bu bir market olayı. Yerelleri ekebilirsiniz, ekilebilir ve buradan da amaca uygun şekilde market ürünleri geliştirilebilir. Bu market ürünleri dizisi olabilir. Nitekim bizim bu Çukurova bölgesinde Kara Kılçık diye bir buğdayı çeşidimiz var. Makarnalık buğday. Ondan bazı çiftçiler ekimini yapıyor. Yaptıktan sonra da onlardan bulgur veya dövme dediği ürünleri elde ediyor ve alıcıya satıyor. Tabii bunun fiyatı oldukça yüksek. Bunun da bir alıcısı var. Dolayısıyla bu arz talep meselesi, ama bizim ülkemizdeki 80 milyonu doyurmak için bizim bitki ıslahıyla geliştirilmiş çeşitlere ihtiyacımız var. Evet. Bunu çok net anlattınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten, çünkü yani bir ihtiyaç var ortada. Bu ihtiyacın karşılanması noktasında, hatta bazen ihraç etme noktasında da ihtiyaç duyuyoruz buğdaya. Sadece kendi nüfusumuz için değil. Dolayısıyla dediğiniz gibi miktar olarak daha fazlasına ihtiyaç var. Ama yani anladığım kadarıyla bitki ıslahında da bu noktada endişe edilecek bir şey yok zaten. Siz aslında iyileştirme yapıyorsunuz. Yani burada iyileştirmeden kasıt genetiğini değiştirip bozmak ve işte yapısını değiştirmek değil, iyileştirme yapılıyor bitki ıslahı dendiğinde. Bu endişe verici bir durum değil. Bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum, çünkü insanların en büyük kaygısı bu. Kesinlikle sizinle çok güzel bir terim kullandınız, iyileştirmek. Dolayısıyla mevcutu iyileştirmek, mevcut neye göre nasıl iyileştirilecek? Önce ifade ettiğim gibi küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğinde yağmur yağmıyor, kuraklık var, ama bununla birlikte bazı bölgelerde yoğun yağmur var, sel var. Evet. Dolayısıyla iyileştirilen, yani iyileştirilecek çeşitler böyle iklimsel dalgalar anmalarda en azından optimum verim versin ki çiftçi mağdur olmasın, ülkemizdeki yaşayan insanlar mağdur olmasın. Dikkatinizi çekerse bu COVID salgını ülkemizde aslında buğdayın ne kadar değerli bir stratejik bitki olduğunu gösterdi bize. Raflarda ne un kaldı, ne makarna kaldı. Hiç kimse makarna yemek istemiyordu, un yemek istemiyordu, ama İnanın bütün marketlerde bu raflar boş kaldı, ama domates, salatalık, bununla birlikte gibi hiçbir diğer kültür bitkilerine talep o kadar fazla olmadı. Dolayısıyla şu bunu gösteriyor, demek ki milletin ilk önce karnının doyması gerekiyor. Evet. Karnının doyması için de ülkemizde belli başlı ürünler var. Bizim ülkemizde de bu buğday. Örnek olsun diye söyleyeyim, Çin'de mesela bu çeltik. Yeni dünyada ise bu mısır. Dolayısıyla 3 tane kültür bitkisi aslında dünya için çok önemli bir kültür bitkisi. Çok doğru. Haklısınız. Peki bu iyileştirme derken ben şunu sormak istiyorum size. Yani üretim şekli açısından mı iyileştirme, yani iyileştirilen buğdayın üretimi mi daha rahat, yoksa mesela hani tadı değiştirebiliyor muyuz? Ne bileyim, verimliliğini artırabiliyor muyuz? Ya da gibi, yani istediğimiz etkiyi sağlayacak şekilde mi yapıyoruz bu bitki ıslahlarını? Tabii ülkemizde bu yeri gelmiş, yani de bahsedeyim. Bir kere ülkemizdeki tohumculuk sektörü oldukça durumda. Belli bitki grupları hariç gerçekten hem sebzede hem de tarla bitkilerinde hem de bahçe bitkilerinde oldukça iyi durumda. Ve bu konuda da gerçekten buğday konusunda da ülkemizde Tarım Bakanlığı'na bağlı tarımsal araştırmayı yoğun olarak ıslah programlarını yapıyorlar. Hangi bir buğday konusunda yurt dışından bizim öyle çeşit falan getirdiğimiz yok. Tabii ki özel sektör getirebilir. Dolayısıyla %5-%10'u geçmez. Bununla birlikte bitki ıslahında konumuz buğday olduğu için nasıl bir iyileşiyoruz? İşte iyileştirme şu, işte bugün mesela bu sene Konya Ovası'nda inanılmaz derecede bir kuraklık oldu. Öyle bir çeşit geliştirmemiz lazım veya iyileştirmemiz lazım ki su girdisiyle yüksek verim elde etsin. Evet. Burada da
gerçekten Konya'da bulunan Bahri Dağdaş Kuraklık Araştırma Merkezi'nin yoğun çalışmaları var ve gerçekten de geliştirdikleri çeşitler var. Yani minimum su girdisiyle kendi ölçeğinde maksimum verim veren çeşitler var. Dolayısıyla biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani tarımda sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlikle birlikte de gıda güvenliği çok önemli. Dolayısıyla bu şekilde iyileştirilmeli oluyor. Evet, bu bahsettiğiniz gerçekten anlamlı ve önemli. Çünkü aslında siz de söylediniz, küresel iklim değişikliğiyle beraber hem su kaynaklarımız tükeniyor, yeraltı sularımız azaldığı için toprağın da yapısı değişiyor aslında. Dolayısıyla yani belki 15-20 sene önce toprakta ektiğiniz domatesin ya da buğdayın verimliliğiyle şimdi aynı şey olmayacaktır. Çünkü gerçekten toprağın yapısı, aldığı su, her şey değişiyor. Aslında evriliyor diyebiliriz. Dolayısıyla o evrilmeye göre de aslında siz de belki bitkileri eviriyorsunuz. Hani böyle söylemek, anlatmak bilmiyorum ne kadar doğru ama hani benim anladığım biraz o. Çünkü gelecek yüzyıllarda da aslında problemler çok açık ve kendini gösteriyor. Su kaynaklarımız daha iyi olmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla gerçekten ona göre üretim yapmak, üretimin de devamlılığını sağlayabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için buna sanki ihtiyacımız var. Yani aslında sizlere ilerleyen zamanlarda çok daha fazla iş düşüyor. Bunu bugün buğday üzerinde konuşuyoruz ama belki bütün bitkiler için bu gerekecek. Öyle değil mi? Tabii tabii, yani ülkemiz bu tarla bitkileri örnek olsun diye söylüyorum. Nohut, mercimek, kuru fasulye, ondan sonra pamuk, soya, mısır, sebzelerden işte domates, biber, patlıcan, antep fıstığı, bunlar bizim olmazsa olmazımız. Yani olmazsa olmazımız dediğim, bazı bitki grupları farklı alanlarda kullanılıyor ama bazı temel bitki gruplarında ülkesel bazı üretim düşüklüğü yaşamamamız gerekiyor. Evet. Eğer mağdur durumda oluruz. Nitekim yine bu Covid salgını bize bunu gösterdi. Eğer biz kendi ülkemizi doyuracak kadar temel besin maddesini üretemezsek, herhangi bir salgın çıktığında farklı ülkeler kendi ürünlerini bizlere satmıyorlar. Dolayısıyla bizim bunu gıda güvenliğini çok ciddiye alıp ona göre uzun vadeli tedbirler almamız gerekiyor. Özellikle bu işte az önce ifade ettiğiniz iyileştirme. Aslında 12 bin yıldan beri bu iyileştirme insanlar tarafından yapılıyor. İşte az önce ifade edeyim biraz, Göbekli Tepe'de sıfır noktasında insanlar çıkmış, aslında o tarihi farklı bir evre tanımlıyor, ancak insanlar bir şekilde gezer toplulukmuş, işte doğadan bulduğu yabanileri falan yemeye başlamışlar. Daha sonra bir şekilde bunun tarıma geçişini görmüşler. Tarıma geçtikten sonra da ekiyorlar, biçiyorlar, içinden devamlı en iyisini alıyorlar. Dolayısıyla bir seleksiyon yapıyorlar, bilerek veya bilmeyerek o zamanki insanlar. Ancak tabii ki biz bilerek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü düşünen yaratıklarız biz. Bilerek bir şeyleri seçmişler. Ancak son 150 yılda bilim o kadar fazla gelişti ki, evet, bilim geliştiği için de dolayısıyla bu bilimsel gelişmeleri biz farklı sektörlerde farklı şekilde uygulayabiliyoruz. Tarım konusunda da şu anda inanılmaz derecede gelişmeler var. İşte yapay zekanın ortaya çıkması, akıllı tarımın ortaya çıkması. Bir de bunların bitki ıslahına uygulamaları var. Tabii ki o konumuzun dışında ama inanılmaz derecede insanlar yeni teknolojiyi farklı alanlara uyguluyorlar. Bu da herkesin daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek, insanların refahı, rahatı için yapılan çalışmalar. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bitki ıslahı uzun vadeli bir çalışmadır. Kişinin kendisini ona adaması gerekir. Bir çeşit geliştirmesi 10 yıl, 15 yıl sürer. Dolayısıyla ülkemizdeki ziraat mühendislerine bu konuda çıkılan platformlarda ya bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar gibisinden yaklaşımlarda bulunulmaması onları sevindirir diye düşünüyorum. Nitekim evet, bu şekilde ön yargılarla yaklaşmalar ziraat mühendisliğini ve bu mesleği yapan genç arkadaşlarımız üzüyor. Ancak biz biliyoruz ki son 1,5 yıldan beri tarımın ve ziraat mühendislerinin ne kadar önemli olduğunu. Dolayısıyla konjektüre göre biz davranmamalıyız. Uzun vadeli yaklaşımlar planlamalıyız diye düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten bu özellikle Covid dönemi, pandemi dönemi bize bu anlamda çok şey gösterdi. Aslında sizin dediğiniz gibi insanoğlu hep en iyi belki elde ettiği üründen en iyi seçerek yeniden bir üretim yapmış. O zaman elindeki şart bu. Bugün artık bilim var. Bunlar bilimin ışığında yapılıyor. Deneyler ışığında yapılıyor. Dolayısıyla çok daha aslında araştırılarak yapılıyor. Bitki ıslahına belki biraz böyle bakmak lazım. Peki şunu sormak istiyorum şimdi. Dünyanın ve ülkenin aslında geleceğini öngördüğünüzde ne gibi yöntemler düşünüyor? Çünkü diyorsunuz ki yaklaşık bir hani melezleme ya da ıslah 10-12 yıl sürüyor. Yani bugün başlasanız aslında düşündüğünüz ürünün eldesi tam olarak belki bu yılları alacak. Dolayısıyla ülkenin de geleceğini gördüğünüzde ne gibi çalışmalar var bununla ilgili? Bununla şöyle isterseniz bir slide vardı o 15 yılı gösteren arkadaşlar onu tamam, yansıtırsa. Tamam arkadaşlarım yardımcı olur. Şimdi bizim 15 yıl bekleyecek vaktimiz yok artık. Evet doğru. Zamanla yarışıyoruz. Dolayısıyla doğru. Bizim hızlı şekilde yeni çeşit yüksek verimli minimum girdiğiyle yüksek verim veren azot kullanım etkinliği yüksek olan yani çok düşük azot kullanıp mevcut nitratı toprağa taşımayacak olan çeşitleri hızlı bir şekilde geliştirmemiz lazım. Bunun için yeni teknolojilerden yararlanmamız lazım. Bunlardan birincisi ne? Bizim süreyi kısaltmamızla alakalı. Bizim bir kere 12 yılı 6 yıla çekiyor olmamız lazım. Neyle çekebileceğiz? Bu yeni geliştirilmiş teknolojiyle. Bunlardan birisi son yıllarda çok popüler olan özellikle NASA'ya gönderilen, NASA'nın özellikle uzaya gönderdiği uzay çalışmalarında ortaya çıkan farklı ışık dalgalarında bitkilerin belli bir sürede hızla yaşam döngüsünü tamamlayacağı sonucu. Bu 1900'lü ve 2010'lu yıllarda ortaya çıktı. Daha sonra bunu pratiğe aktardılar. Dolayısıyla biz bir yıl içerisinde ıslah yapıyor isek bunu 4 generasyon yani 4 yıla indirebiliriz. Bu hızlı ıslahıyla burada genetiğini falan hiçbir şeyini demiyoruz. Sadece bir yıl içerisinde 4 veya 5 defa ürün elde edebiliyoruz. Farklı ışık dalga boylarını kullanarak. Bu oldukça önemli. Özellikle son zamanlarda bu konuda birim alandan daha yüksek verim nasıl elde edilebilir diye yaklaşımlar var. Özellikle işte konteynerlarda bitki çeşitlerini yetiştirmek, konteynerlarda buğday yetiştirmek gibisinden. Çünkü 100 metre alanda 6 generasyon alabiliyor iseniz, yani 6 defa yetiştirebiliyorsanız bu bir dekara eşittir. Dolayısıyla yani 1000 metrekareye eşittir veya yaklaşık evet. 600 metrekareye eşittir. Dolayısıyla bu da sizin sürdürülebilir bir gıda güvenliğinizi sağlayabilir uzun vadede. Tabii bunlar hepsi farklı yaklaşımlar. Bununla birlikte biz biyoteknolojik yöntemleri asla göz ardı etmemeliyiz. Özellikle biliyorsunuz dünyada son zamanlarda CRISPR denen bir teknik var. Yani gene editing dediğimiz. Dolayısıyla herhangi bir bitkinin bir gen bölgesini biliyorsanız o gen bölgesindeki herhangi bir DNA dizilimine mutasyon uygulaması yaparak bitkide eğer hastalıklara dayanıklıysa hassassa dayanıklı hale getirebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Ancak bu teknolojileri biz hayatımızda ön yargısız, koşulsuz hem Ar-Ge bağlamında hem de özel sektörü destekleyerek hayatımıza devam edebilirsek ülke bağlamında söylüyorum. Bütün bitki grubu için söylüyorum bunu. Ülkemize gıda güvenliğini garantiye almış oluruz. Yoksa en yıllarda gıda güvenliğine de problemler yaşayabiliriz. Çünkü küresel iklim değişikliğiyle bir çeşitli 12 yıl geliştirmek yansıda gözüktüğü gibi oldukça fazla süre alacağı için iklim değişikliği de oldukça hızlı kendini gösteriyor. Rekabet etme şansımız yok. Dolayısıyla alternatif yöntemleri devreye sokmamız gerekiyor. Burada da tabii yargısız olmamız gerekiyor. Evet. Peki bu çalışmalar mesela hangi, yani buğday bunlardan bir tanesi anladığım kadarıyla. Başka hangi bitkiler üzerinde bu çalışmalar yapılıyor? Yani ülkemizde yetişen bütün bitkiler için yapılıyor mu mesela ya da meyveler, sebzeler? Özellikle bu meyvelerde yok çünkü şu anda sistem ona uygun değil. Sebzelerde hı hı. ve tarla bitkilerinde, tek yıllık bitkilerde
şirketlerde yoğun olarak yapılıyor. Birçok özel sektör tohumculuk şirketi bu özellikle speed breeding dediğim hızlı ıslah yöntemini kullanıyorlar. Ama bu CRISPR dediğimiz yöntem şu anda bir güvenlik kurulu tarafından zaten ülkemizde yasal izine bağlı bu tip araştırmaları yapmak ve herhangi bir ticari katma değer ürün elde etmek. Ama bununla birlikte işte son 20 yılda özellikle tohumculuk şirketlerimiz biyoteknolojik yöntemlerden işte marküre yalı seleksiyon ıslah yöntemlerini kullanarak bitki ıslah yeni çeşitler geliştiriyor. Ne demek istiyorum bunda? Buna da bir örnek vereyim. Mesela şu anda biz kanımızı vererek insandan örnek vereyim ki tam anlaşılabilsin. Evet. Kanımızı vererek bizde hangi hastalığın olduğunu tanımlayabiliriz çok rahatlıkla. Dolayısıyla eşimizde de hangi rahatsızlığın olduğunu bilebiliriz ve yavrumuzda, çocuğumuzda da hangi genlerin geldiğini, anneden babadan hasta olup olmayacağını tanımlayabiliriz. Bu çok popüler bir olay. Biz bunun aynısını bitkilerde yapıyoruz. Bitkilerde de işte bu melezeme yaptıktan sonra bu DNA markörleriyle ya ben bu bitkiyi seçersem hastalıklı olur, öbürünü seçersem dayanıklı olur diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu inanılmaz derecede kolaylık sağlıyor. Evet, doğru. Yani anlattığınız örnek çok anlaşılır. Yani akıllı bir çocuk istiyorsanız, IQ'su yüksek iki insanı birleştirirseniz muhtemelen akıllı bir çocuk meydana gelecektir gibi. Dolayısıyla yani çok anlaşılır bir örnekti verdiğiniz. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok bence. İşte burada bence altını çizmemiz gereken önemli bir konu. Bütün bunlar yapılırken bunlar genetiği değiştirilmiş ya da sağlığa zararlı ya da yenmemesi gereken kategorisinde değil bu besinler. Sizden anladığım o. Çünkü insanların aslında bunlardan bahsederken en büyük kaygısı bu yönde. İşte bunlar atalık tohum değil ya da işte hani doğal akışında devam etmiyor, müdahale var arada. Müdahale edildiğinde bozuluyor gibi bir yanlış düşünce var sizden anladığım. Ama bu iyileştirme çalışmaları aslında daha sağlıklı, daha kaliteli bir ürünü de ortaya çıkarmak için yapılıyor. Dolayısıyla bunların bir sakıncası yok. Doğru mu anlattım acaba, özetledim? Çok güzel anlattınız. Tam benim ifade etmek istediğimi siz daha iyi bir şekilde, anlaşılır şekilde anlattınız. Şimdi bizim şöyle düşünmemiz lazım. Yani Avrupa'daki insan yiyor. Bilimsel olarak çok yukarıda. Japonya'daki insanlar yiyor. Amerika'daki insanlar yiyor. Dolayısıyla herhalde onlar bizden çok akıl olarak geride insanlar değil. Dolayısıyla dediğim gibi bu olaya nereden baktığınızla bağlı. Eğer benim ekonomik durumum çok iyiyse ben market değeri çok yüksek, çok, çok özel ürünlerim. Ama ekonomik durumum yoksa ben onunla ilgilenmem, karnımı doyurmakla meşgul olurum. Doğru. Dolayısıyla bu hangi pencereden baktığınıza bağlı. Ancak unutulmaması gereken, yüksek kalitede bir ürün alsanız da sağlık olarak size zararlı değil, düşük kalitede alsanız da, yani ucuz da alsanız zararlı değil. Özellikle bunu da ekmek bağlamında söylüyorum. Bu ekmekten elde edilen unun, ondan sonra işlenmesi, ekmek yapılması, işte buğdaydan elde edilen unun ekmek yapılması, onlar ayrı bir proses. Bunun içerisine standartlara uygun katkı maddesi, devletin izin oranında katkı maddesi katıldığı sürece bunlarda bir problem yok. Merdiven altı bile içerisine ne katkısı katıldığı belli olmayan yerler bütün ürünler için zaten tehlikelidir. Buna en güzel örnek zaten ülkemizde devamlı yaşadığımız etil alkol yerine kullanılan metil alkolün insanlarda yaratmış olduğu ciddi sağlık problemleri veya ölüm vakaları, bu alkolde yaşadığımız olaylar. Doğru, çok haklısınız. Ben çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz bilgiler için. Aslında bugün bize bambaşka bir pencere ve ufuk açtınız. Çünkü insanların aklındaki birçok soru işaretinin de giderilmesine yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi, hoşçakalın, sağ olun.
Evet efendim, bugün gerçekten önemli bir konuyu masaya yatırdık. Çünkü biliyorsunuz çok tartışmalı bir konuydu bu. İşte yani iyileştirilen, bitki ıslahı yapılan tohumlar tüketilsin, tüketilmesin noktasında. Ama bugün çok detaylı ve ayrıntılı cevaplarını aldık. Eğer programı kaçırdıysanız tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Sadece bu programı değil, bütün yayınlarımızın tekrarını çevretv.com.tr'den izleyebilirsiniz. Bize katkı sağlamak isterseniz ya da sorularınızı bizlerle paylaşmak isterseniz info@çevretv.com.tr'ye gönderebilirsiniz. Gerçekten gönderdiğiniz her maili detaylıca okuyup değerlendiriyoruz ve bizlere de aslında farklı birer fikir oluyor. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyoruz ama bugünlük süremizin sonuna geldik yine. Biz sizlerle birlikte olacağız yeniden. Cuma günü görüşeceğiz. Cuma günü yine bambaşka konularla ve ufkumuzu açan önemli konularla sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar çok iyi kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.